sevgili izleyenler, önemli bir konuyu konuşacağız bugün. Hem burun sağlığımız, kulak burun boğaz sağlığı, hem de aslında yüz açısından da önemli. Dolayısıyla kulak burun boğaz ve aynı zamanda yüz ve çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Erkan Tarhan stüdyo misafirim. Hocam hoş geldiniz. Hoş İyi sabahlar diliyorum. Ne güzel sizleri görmek, yine burada çok beraber olmak. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Bizim için de öyle. Önemli bir konuyu konuşacağız hocam. Hani böyle hafifçe bir burnumuz tıkansa, özellikle kışın daha fazla oluyor tabii. Acaba benim burnumda büyüyen bir et parçası mı var? Ya da böyle dışarıdan baktığımızda hafif bir eğrilik varsa sanki mutlaka ameliyat edilmesi gerekiyormuş gibi düşünüyoruz. Bunu konuşacağız ama hani o et oluşumu, yani burnun içerisinde hiç mi yok böyle dokular, merak ediyorum. O yüzden biraz burnun yapısıyla başlayalım, sonra o tarafa doğru geçelim. Zaten eminim izleyicilerimiz bu konuda bir hayli muzdarip olanlar, merakı olanlar sorularıyla bizi yönlendirecekler de. Buyurun. Evet. Aslında burun gözüktüğü gibi bir organ değil. İnanılmaz muhteşem bir organ. Yani çok güzel bir fabrika burun. Dışarıdan bir çıkıntı olarak görüyoruz ama içinde o kadar farklı yapılar var ki, o kadar çok işlevi var ki burnun. Burun ne işe yarıyor? Hani koku alma işlevi. Konuşurken burun tıkandığınız zaman hemen hissedersiniz. Konuşma rezonans işlevi. Burun eğriliği olan hastaların ses kaliteleri değişir. Mesela sanatçılar veya sizin diyelim burun eğriliğiniz var. Size ameliyat etmeden evvel bizim şey dememiz lazım. Bizim bu ameliyattan sonra ses kaliteniz değişecek. Yani kötü anlamda değil. Daha iyi olacak belki ama değişecek. Yani bir ses tınısı değişecek. Ondan bu peki kalıcı bir değişiklik kalıcı mi değişiklik hocam? Tabii. Bu aslında pozitif bir değişikliktir ama yani eğer sürekli burun tıkanıklığı bazı sanatçılar var. Ben şimdi onu dinlerken diyorum burun ne kadar tıkalı. Ama onu ameliyat etseniz aynı frekans sesi çıkmayacak. Evet, çıkmayacak. Çünkü rezonansı değişecek burnun. Salgı fonksiyonu var. Bizim farkında olmadığımız burun içinde birçok salgı bezleri var. Bu da yaklaşık günde 600 mililitre ile 2000 cc, yani 2 litreye kadar sıvı salgılanıyor. Burnu işte filtre etmek, ısıtmak, temizlemek ve salgı fonksiyonunu gerçekleştirmek için gereken bir şey. Klima gibi bir şey yani. Gerçekten aslında burun, öyle. Değil mi? Şimdi enteresan. Dış ortam sıcaklığı -5 derece ile normal şartlarda 55 derece arasında değişiyor. Fakat burnun kökünde, yani geniz bölgesindeki ısı 32 derecedir, biliyor musunuz Eda Hanım? Öyle mi? Yani burnu sürekli ısıtır ve soğutur. Sadece ısıtmaz, soğutur da aynı zamanda. Soğutur da, evet. Çok İnanılmaz salgı bezleri var. Koku lifleri de bu şeyin içinde, dediğim gibi organın içinde. Burun çok güzel bir organ yani. Çok saygı duyulması gereken bir organ gerçekten. 4,5 milimetrenin üstündeki tüm partiküller burunda tutulur. Biz onu salgının içinde yutarız, farkında olmayız. Yani burun inanılmaz bir filtre fonksiyonu olan organ, dediğim gibi. Aynı zamanda da immünoglobulinler salgılar. Yani koruyucu salgı sıvısının içindeki koruyucu antikorlar. Yani aslında vücudun savunması burunda başlar. Şimdi burundan nefes almazsak ne olur? Şimdi havayı ısıtamıyoruz, soğutamıyoruz, nemlendiremiyoruz, filtre edemiyoruz. Burun diyelim çölde yaşıyorsunuz. Dışarıdaki nem oranı %0. Yutakta nem oranı %90'dır. Ya burun o kadar nemlendirir. Yani hiçbir klima burun gibi çalışmaz şu anda. Dünyada üretilebilen. Mümkün değil böyle bir şey. Burun içinde neler var? Üçer tane, hem sağda hem solda burun konka dediğimiz dokular var. Buna hani halk arasında et deniyor ama aslında bu konka içinde kemik yapısı, üstünde salgı bezleri ve burun dokusu, yani mukoza denen bir organdır. Ve sabit organ da değildir. Yani mukozalar büyür ve küçülür. Yani bu salgı bezlerinin olduğu organ aynı zamanda hacimleri de değişkendir. Mesela diyelim sağa yattınız. Bu konkalar sağ tarafta kan birikir içinde. Çok kanlanması çok yoğundur. Onun için burun kanamaları çok olur, biliyorsunuz. Evet. Diyelim sağa yattınız. Sağ taraftaki burun etleri, konkalar şişer ve siz sağdan nefes alamazsınız. Bu bir hastalık değil. Çünkü zaten sağda kan birikiyor. Ama sola yattınız, bu sefer solda olacak aynı şey. Ama normal şartlarda her 30 dakika ile 2 saatte bir sağdan nefes alırız, bir soldan nefes alırız. Yani buna burun döngüsü denir. Evet, halk bilmez bunu. Çünkü zanneder ki burun boru gibi nefes alacak. Öyle değil yani. Bir o. Eğer ama sizin... Yani öbürünün fonksiyonu o sırada ne oluyor hocam? O beklemede mi? Kan şişiyor orada dokular. O dediğim filtre işlevi, ısıtma işlevi onları yapıyor. Sonra öbür tarafa geçiyor. Burun böyle, ama burundan total aldığımız hava değişmez. Yani total, siz onun için fark etmezsiniz. Ancak burun eğriliğiniz varsa, burun etlerinde kalıcı büyüklük varsa, sinüzit varsa, alerji varsa, burunda polip varsa, o zaman işte bu dediğim döngüyü fark edersiniz. Çünkü burun tıkandığı için, yani sıra sağa geçtiği zaman da oradan nefes alamazsa sol tıkanır bu sefer. Yani bu böyle bir şey.
Tabii ki bunun hastalıklarını açarken burun tıkanıklıklarında işte burun eğriliği, kıkırdak kemik eğriliği olabilir. Burun etlerinde kalıcı büyüme olabilir. Bu niye olabilir? Mesela en büyük derdimiz alerji. Evet. Alerji hastalarının burnu büyür. Biz ne yaparsak yapalım, ameliyat etsek yine büyür. Alerji çünkü böyle bir bela, bir hastalık. Alerji hızla artıyor. Dünyada %25'e çıktı. Türkiye'de de bu oranlar. Her 4 kişiden birinde alerji var ve daha da artacak. Evet. Yani bir 20-30 sene sonra her 2 kişiden biri de alerji olacak. Evet, sanayileşilen toplumlar Türkiye'de bu yolda. Alerji artacak maalesef kimyasal maruziyetten dolayı. Alerjinin tabii tedavisi ameliyat değil. Ameliyat dışında işte siz de biliyorsunuz. Bazı işte burun ilaçları, alerji aşıları, ağızdan alınan ilaçlar, işte fototerapi, birçok çeşitli şeyler var. İmmünoterapi gibi. Ama hani ameliyatta alerji yok edemeyiz şüphesiz. Hocam ama burada yani biz bazen karıştırıyoruz bu durumu, öyle değil mi? Tabii. Alerji diye düşünüyoruz. Mesela ben sizin bir hastanız olarak en azından burada bunu izleyicilerimizle paylaşayım ki bir bilinç de oluşmuş olsun. Hani alerjiden boğazım ağrıyor, boğazım kaşınıyor derken siz bende boğaz reflüsü teşhis ettiniz mesela. Bu nasıl olabiliyor? Yani alerjiyi bazen biz atlıyor muyuz ya da işte ihmal mi ediyoruz? Hani eğer çok ileri bir safhaya gelmeseydi ben belki sizin kapınızı çalmayacaktım ve dolayısıyla yanlış bir tedavi de olabiliyor. Gittiğiniz zaman da size sprey verildi, işte birkaç alerji ilacı, onlarla iyileşirim gibi düşünüyoruz. Evet. Başka hastalıklarla karışabilen bir durum mu? Tabii aslında burnun işte fonksiyonunu düşündüğümüz zaman burundan nefes almanın ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduk. Şimdi sizin burun tıkanıklığınız varsa, ağız açık uyuyorsanız, horluyorsanız o zaman ne olacak? Bir kere boğaz kuruyacak. Yani siz artık kronik faranjit olacak bir hastasınız. Şimdi kronik faranjitin derler ki tedavisi yok. Niye olmasın, var. Niye yok? Eğer burun tıkalıysa, siz burnu açarsanız, alerjiniz varsa alerji tedavi ederseniz, sinüsit varsa sinüs tedavi edersiniz. Yani burundan nefes almayı sağlarsanız faranjitte olmazsınız. Ya benim boğazım ağrıyor, doktora gittiniz, işte antibiyotik yazdı, işte fısfıslar yazdı vesaire vesaire. İki hafta sonra aynı şey olacak. Aynı şey, evet. Çünkü asıl problemi siz çözmediniz yani. Arabanın karbüratörü tıkalı, siz soyla uğraşıyorsunuz. Önce burun çok önemli. Çok burun önemli. Açmak zorundasınız. Peki yani. Mesela öğretmenler bu kanaattedir genelde. Hani öyle de söylenir. Faranjit, senin faranjitin kronik. Birazcık sesi yükselse hani hemen faranjitinin nüksettiğini düşünür. Yani orada da